Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoda karşınızdayım. Videoya başlamadan önce herkese çok teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz destek verdiniz. Özelden yazanlar, yorum yatanlar, Ekrem Abi gibi Almanya'dan tabini arayanlar sağ olsun. Çok destek veriyorsunuz. Sağ olun. Tavsiyelerinizde dinliyorum. Emin olun dinliyorum. Ee, ya, yani izleyici kitlem her alandan var. Ve benden yaşça büyük yarı yarı arkadaşlar yani benim yaşımın üstünde çok büyüğüm var. Yaşımın yaşından küçük çok kardeşim var ve doğal olarak bu yorumlara benim kulak vermem gerekiyor ve veriyorum sürekli. Çünkü büyüklerim bana öğütler veriyorlar. Onları dinlemek zorundayım. Onlara göre de şekillendiriyorum kendimi. Yani ileride ben adam olursam ekranlara çıkarsak bu işten ekmek yersek Valla sizlerin sayesinde bunu da söyleyeyim. Yani bu pandemi falan bitsin. Zaten Trabzon'a bir geleceğim ziyarete. Orada görüşürüz. İstanbul'da da burada olan arkadaşlarla da görüşürüz. Yani bu arada herkese ki dikkat etsin kendine. Trabzon'u aldı başına gidiyor. Trabzon'da da yani bu yasağa biraz uyalım. Uyalım. Onu da söyleyeyim. Ve konumuza girelim arkadaşlar. Fenerbahçe maçı yaklaşıyor. Pazar günü maç. Ben de e, Perşembe Cuma misafirlikte olacağım. Bir akrabamın yanına gitmem gerekiyor. E, bugün sizler için arkadaşlar birçok video hazırlayacağım. E, bunu bilin. Ya yani sizler için çünkü çok mesaj alıyorum. İşte senle uyuyorum, sesini duymak istiyorum tarzı. Ve kısa kısa olmasını istediniz. Ona, ona göre videolar yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi notlarımıza bakıyoruz. Fenerbahçe maçı pazar günü. Pazar günü saat 19'da. Ben ilk bir hakem atamasından başlamak istiyorum. Arkadaşlar biz her zaman takipçisiyiz. Her zaman takip ediyoruz ve bunun olacağını söylemiştik. Yani bizi takip edenler hakem atamasına şaşırmaması gerekiyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun Maç atanacağını söylemiştik. Yaşar Kemal Yaşar Kemal Uğurlu hakkında şunları söyleyelim size arkadaşlar. Kariyeri boyunca en fazla en fazla yönettiği takım Trabzonspor yani. Yaşar Kemal Uğurlu kariyeri boyunca en fazla Trabzonspor'un maçlarını yönetti yönetti. 22 maç, 13 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı Trabzonspor. Trabzonspor ile yine 53 sarı kart. 3 çift sarıdan kırmızı 8 penaltı Trabzonspor aleyhine 53 sarı kart 1 çift sarıdan kırmızı 2 penaltı verdi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun büyük maçtaki karnesi ise Süper Kupa finalinde Trabzonspor 2-1 yendi Başakşehir'i. Ve Türkiye Kupası yarı finali ilk maç Trabzonspor gene Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Trabzonspor'un kaybettiği maçlara gelelim. Denizli Spor 2-1 kaybetti geçen sene. Ki şampiyonluğun gittiği maç diyebilirim. 2019'da Sivas-Trabzonspor Sivas, Sivas 2-1 kazandı. 2017'de Trabzon 1-Akisar 6 o malum sene. 2016 Trabzon 1-Gümüşhane 2. 2016 Trabzon 0-Kasımpaşa 6 bir malum kötü sene daha ve 2016 Trabzon 0 Kasımpaşa şey, Akizar 1. Ee, bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu hakem aslında hakem çok da bir şey yok. Sadece bir algı var. Bu algı için mücadele ediyoruz. Yani Trabzon Spor sahada kendini gösterdiği sürece performansını verdiği sürece hakem makem hikaye oluyor. Yani bunu bilelim arkadaşlar. Ama hakkımızı da savunalım. Çünkü ana medyada, sosyal medyada, TV kanallarında sürekli bir Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın mağduriyeti var. Mağdurum da mağdurum diye söyleniyor. Fakat Trabzonspor aleyhine kararlar olunca hakemlik bir şey olmuyor. Yani biz bunun mücadelesini veriyoruz. Trabzon halkının yani daha fazla Hak ettiğini bulması için uğraşıyoruz. Böyle iş olmaz. Hakem ataması, dedikodusu kim çıksa bile. Bu dedikodu çıktı. Bu bilgi çıktı. bu Yani Antalya maçında da aynısı oldu. Tamam transfer bu maçları kazanıyor. Durum iyi. Sorun zaten durum iyiyken bunların farkına varmak. Durum kötüyken tren kaçtıktan sonra yapacak bir şey yok. Süreç yeniydi. Şey, yani bu konularda biraz daha uyanık olalım. Yani Trabzonspor yönetimi ağırlığını koymalı TFF nezdinde. Ee, ki arkadaşlar bugün birçok video yapacağımı söylemiştim. Ee, borçlar hakkında da video yapacağım size. Aynı zamanda sosyallik videosu da yapacağım. Ee, bunu da bilin. Bir de küçük bir Fenerbahçe videosu da yapacağım. Çünkü arkadaşlar Godfather'da bir söz var. Bazı arkadaşlar bazı abilerim kızdı bana neden. Fenerbahçe hakkında video yapıyorsun diye dostunu yakın tut, düşmanını daha yakın tut. Ve Fenerbahçe gündem şu an maç Fenerbahçe ile bilgi veriyorum arkadaşlar da size yani. Bilgileri veriyorum gene küçük küçük bilgileri vereceğim. Algı oyunları devam ediyor. Bunlara karşı sizi yani bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Lütfen beni bu ne anlayın. bana Fenerli diyenler var. Ayıp ediyorsunuz. Neyse devam edelim. Ee, şimdi Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor yönetimi ve sağlık çalışanları için bir başvuruda bulundu ki hiç gerek yok bence. Yani Ki Fenerbahçe bunu yaptı. Eline yüzüne bulaştırdı. Batırdı. Rezil oldu. Şimdi Trabzonspor'un hiç buna girmesine gerek yok yani. Şu an üstün camia e, ve elit camia. Şu an Trabzonspor gayet elit. 5 senedir Fenerbahçe yenilmiyor. Hiçbir kavgaya bulaşmadı. Sıfırdan nerelere geldi. Elit. Hiç buna bulaşmaması gerekiyor. Zaten reddedildi. Yani ne gereği var? Yani şimdi Trabzonspor'un yaptığı başvuru reddedildi diye bir haberin duyurmasına ne gereği var? Gerek yok. Gerek yok. Yani buna kızdım. Merak edilen diğer bir husus Covid. Arkadaşlar Arda ve Serkan'ın testi pozitif oldu. Asıl merak edilen diğer oyuncular. Bu arada genç bir oyuncunun testi daha pozitif çıkmış. Ya yani i̇smini biliyorum. Söylendi. Ama söylemeyin dendi. Bilmiyorum gündeme düştüm hiç bilmiyorum. Mesailer gece olunca ben sabahları uyuyorum. Geceleri çalışıyorum. O yüzden bir şey bilmiyorum. Yani duyulduğumu bilmiyorum. Fakat bir genç oyuncunun testi pozitif çıktı. Bu oyuncu ama zaten Ayrıca takımda da zaten tesislerde bir alarm havası vardı. Sıkıntı olmadı. şimdi Uğur, Erce, e, Hüseyin'i, Baker ve Marlon'un merak ediliyordu. Burada en sıkıntılı Marlon çünkü en son Marlon oldu. Yani onu söyleyelim. bu oyuncuların karantinası sonra erdi. fakat şimdi biliyorsunuz Abdülkadir Ömür'ün testi ilk pozitif çıkmamıştı. Ne olur ne olmaz diye bu oyuncuları anladım yani bir iki bir günde karantina verdiler e, zaten Perşembe günü yani bu video yayınlandığında test sonuçları açıklanmış olur ki ben e, yani testlerinin neg yani negatif olmasını bekliyorum bu arada Arda ve Serkan için e, yanlış dedim Arda Serkan okey kurtardı onu yanlış şey yaptım bu pozitif negatiflik karıştırıyorum bazen bunu söyleyelim. Marlon'unki arkadaşlar Marlon en son olduğu için Marlon'un testi cumartesi gününe sarkar büyük ihtimalle. Ben Marlon'un da maç oynamasını beklemiyorum. Gene hoca Farukcan'ı oraya oynayacak. Eee Beşiktaş maçında da Farukcan moral depoladı. Yani ilk maç olmasına rağmen galibiyetle geçti. Anlamına ile geçti. Hoca o güvenine devam ettirir. Gene Faruk'la başlar ki Fenerbahçe'de de şimdi Osayi Samuel var. E, Faruk'u gene büyük ihtimalle çıkarttırmaz. Çünkü Samuel sağda oynarsa Faruk solda. biraz kıvrak bir oyuncu. Fleli bir oyuncu Samuel. Faruk biraz daha defansif rolde oynar. yani gene Başakşehir maçındaki gibi. Üçlü gibi oynar. Yani üçlü stopermiş gibi oynar. Faruk çıkmaz. Çünkü karşısındaki adam iyi adam. Evet neyse şimdi diğer bir olay Yusuf Sarı arkadaşlar. Yusuf Sarı'nın ben diyordum size en büyük sıkıntısı. Bir ilk 11'de bu performansı verse zaten. Çok başka şey konuşuruz. İki sakatlık. İki idmana çıkmadı zaten. Kendini kötü hissediyordu. Bence de Covid oldu gene. Sonra e, teste sokulmuş ve negatif çıkmış. Kas ağrısı varmış. İşte arkadaşlar beslenme, kendine bakma, küçüklükten beri jimnastiğini yapma bunları yani yıldız olmak için büyük topçu olmak için bunları yapman gerekiyor. Kendine bakman gerekiyor. Ya bilmiyorum şimdi günahını da almayayım. Fakat yani ben her şeyin çözümünün çalışma olduğunu düşünüyorum. Yusuf artık bir rüzgar yakaladı. Ne olur sakatlanma bu rüzgarını devam ettir. Şu an çok popülersin. Aynen devam. Lütfen. Ve prim mevzusu arkadaşlar prim yok. Yani zaten borç olayında da size anlatacağım bir şey. Bu takımın prime ihtiyacı yok. Maaşları var zaten. Ve dinlenmiş bir vakayememiz var. O yüzden bu prim olmaması bana gayet makul. Prim olunca çünkü daha stres oluyor. Hem taraftarda beklenti yükseliyor. Stres oluyor. Yani Trabzonspor nereden nerelere geldi? Yani gerek yok. Oyuncular maç kaybedince yani kulübe prim ödüyor mu? Ben zaten bu prim mevzusuna bir şeyim. Yani kılım Avrupa standartlarını yakalaması gerekiyor Türkiye. Ki Trabzonspor burada gayet on numara davranıyor. Yani bu prim mevzusu böylece rafa kalktı. Şimdi Fenerbahçe cephesinde arkadaşlar Fenerbahçe son 12 lig maçında 4 kez kalesine gole kapattı. Kalan 8 maçta birer gol yedi. Fenerbahçe'nin en büyük problemi zaten gol atamıyor. Ve Trabzonspor'un en iyi yanı ne? Kaleci ve savunma. Yani ki bu maç arkadaşlar tam o kokuyu alıyorum. Yani Fenerbahçe'nin skor etmesini beklemiyorum. Çünkü Fenerbahçe santraforlarını Ali Koç döneminden itibaren hiç aktif kullanamıyor. Samatta gibi oyuncuyu değersizleştiriyor. Set oyunları yok, çizilmiş ucun planları yok. Sezon başında Caner'in ha hu orta kesmeleriyle iş yapıyorlardı ki zaten şu an çok karışık. Fener onu da anlatacağım bir videoda. Bugün zaten bir borçlar videosu. Fenerbahçe menajer, Trabzon menajer videosu yapacağım. Ve bu videoyu yapıyorum. Kızmayın. Tek tek bir de Po Sosyal Ligi videosu yapacağım. 4 video. Yuh. Neyse. Ve Fenerbahçe Fenerbahçe'de şimdi eksiklere baktığımızda sürekli bir algı var. İşte Gustavo olmuyor diye yeniliyoruz falan. Gustavo'nun ben bu maça da oynamasını beklemiyorum. Yani Fenerbahçe'ye göre Luis Gustavo'nun birkaç gün içinde takıma katılması bekleniyor. Bu 11 saat önce yapılmış bir açıklama. Ya yani hangi birkaç gün içinde? İşte yani oynamayacak maçta Gustavo derdi var yani. Gustavo oynamak istemiyor transfer maçında da oynamayacak ki Fenerbahçe'de alternatif olmayan tek oyuncu. Muhtemel 11'i sayayım. Fenerbahçe'de beklediğim muhtemel 11 Altay, Nazım, Serdar, Salayı, eee Caner Kadro dışı kalmazsa Caner. Sosa, Ozan, Osayi, Mesut, Tiam, o da kadro dışı kalmazsa ve Valencia. E, şimdi benim tahminim. Bunlar arkadaşlar yani Serdar Gerin'e Tisserant Sabek, Gökhan, Sol Açık, Pelkas Orta Sağ Mesut ileride Samat'ta da olabilir. Fenerbahçe'de öyle e, alternatifler var ama bu benim tahminim. Yani çünkü son maçtaki son maçta alınan reaksiyonlar da var. Bazı oyuncuların son şansı. Yani bu benim tahminim. Sizin tahmininizde merak ediyorum. Nasıl bir ilk 11 olur? Evet. Pelkas oynayabilir ama form düzeyi nasıl bilmiyoruz. E, Samat da error veriyor. Yani olmuyor bir şeyler. Tiam çok istiyor taraftar. Onu göreceğiz. Gustavo ve İrfan e, Karu'da yer, yer almayacak. Bence büyük ihtimalle Karu'da yer almayacak. E, Novak da olmayacak. yani Novak belki yedek olur. Novak e, karına ağrısı başka. E, Fenerbahçe antrenmanında Sadık Sakatlığı sebebiyle antrenmana katılmadı. E, Gustavo özel program dairesinde çalıştı. Ama olmayacak yani. Onu tekrar diyeyim. Novak ve İrfan antrenmanın sadece bir bölümünde e, yer aldı. Bu bilgiyi verelim. F Fenerbahçe şu an Fenerbahçe-Transpor'un maç öncesini kapıyorum. Ve küçük bir e, dipnot. Osman Özköylü. Arkadaşlar ben Osman Özköylü'yü çok zamandır eleştiriyorum zaten çok zamandır eleştiriyorum. Ve Altay Altınordu'ya evinde 3-0 3-1 oldu maç yani. Yani 3-1 kaybetti. 1-0'dan 3-1 hem Bu takım güya sözde playoffları kazansın diye Osman Özgürgül'e getirdi. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Bir de Hekimoğlu'nda Salih Tamah verildi. Hani bu oyuncular? Yani bu oyuncular oynamıyorlar arkadaşlar. Bu proje ne oldu? Yani bu proje ne oldu? Darma oldu arkadaşlar. Ya yani Salih Karuda yok. Oyuna çok az girdi. Taha da aynı. Osman Özköylü yani Vebali ve Bali Osman Özköylü biz ama dedik ben de Spor maçından sonra Osman Özköylü bu takım olmayacak dedim. Hep diyorum tekrar diyeceğim. Manisa FK'nın başında Keçiören gücünü geçen sene üst lige çıkaran Serdar Özbalta. O da Trabzon, Trabzonlu. Keşke gelse de bir mantalitesi var. İşte yapacak bir şey yok. Bu arada bu şimdi diyeceklerimi her videoda söyleyeceğim. İşte küçük kardeşlerimiz var. Onları içerikler için böyle kitapları okuyup anlatayım mı? Yani bir dünya kitabımız var böyle. Bunları hepsini okudum ama tekrar okuyacağım. Böyle yani bunları okuyup notları anlatayım mı? Eğer anlat derseniz ee, anlatırım. Ayrıca böyle her ay ben Sokrates dergiyi aboneyim. Her ay geliyor. E, bun bunları gene çıkarttığım notları e, sizlere okuyayım mı? Böyle he, böyle play, video videolar yapayım mı böyle işte okuduğum kitap hakkında video. E, Sokrates Ocak sayısı. İşte o Şubat sayısı diye yapayım mı video? yorumları bekliyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Fenerbahçe ve Trabzonspor hangi 11'lerle çıkar? Trabzonspor ilk 11'i yapmadım. Testlerin sonuçlarını bekliyorum çünkü ee, bekliyorum ve hakem hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Ayrıca bu yeni içerik, kitap ve dergi içerikleri için de yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum.